Vize ve finalde çıkabilecek sorular 30. Bu videomuzda Kalkülüs 2 dersinden vize veya final sınavlarında karşımıza gelebilecek bir soruyu inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. Fx y parçalı fonksiyonu x kare y bölü x küp artı y küp x y noktası 0 0 noktasına eşit değil iken 0 x y noktası 0 0'a eşit iken fonksiyonu 0'a 0 noktasında sürekli midir? Bir fonksiyonun bir noktada sürekli olmasının şartını hatırlayacak olursak, o fonksiyonun bu noktaya yaklaşırkenki limiti, fonksiyonun o noktadaki değerine eşit olmalıdır. Yani limit x y noktası 0 0'a giderken x, y 0, 0'a giderken kullanacağımız fonksiyon burası olacak. Çünkü 0, 0'a yaklaşıyoruz. 0, 0 ettiğimiz değer değildir limit. X kare y bölü x küp artı y küp. Bunun değeri eşit mi? Limitin değeri fonksiyonun o noktadaki değerine eğer ki eşit çıkarsa bu fonksiyon süreklidir. Eğer ki bu eşit çıkmazsa bu fonksiyon sürekli değildir. Bu şekilde karşımıza gelen sorularda büyük ihtimal sürekli değildir. Bizden de limitle fonksiyonun değerinin birbirinden farklı olduğunu göstermemiz beklenir. Genellikle diyorum. Çok nadiren olsa da sürekli olduğu durum karşımıza gelebilir. Şimdi burada f 0 0'ı açık biçimde görüyoruz. X ve y yerlerine 0 0 koyduğumuzda sonuç 0 ediyor. F 0 0 sonucu 0 ediyor. O zaman bizim derdimiz bu limitin değeri 0'a eşit mi? Bunu tespit etmek olmalıdır. X kare y bölü x küp artı y küp. Bu şekilde bir soruyla karşılaştığımızda şimdi birçok yönden bu limiti hesaplamaya başlayacağız. X 0 boyunca yaklaşacağız. Y 0 boyunca yaklaşacağız. Y eşit x boyunca yaklaşacağız. Y eşit x kare boyunca yaklaşacağız. Bunlardan herhangi biri sıfırdan farklı sonuç üretirse bu fonksiyonun süreksiz olduğunu anlarız. Bunların hepsi mesela 1 1 1 1 1 üretiyorlar. Süreksiz. Hepsi 0 0 0 üretiyor. Bir tanesi arada 1 üretti. Limit yok demektir. Dolayısıyla yine süreksiz. Şimdi bakalım. X eşit 0 boyunca yaklaşalım. Limite bakıyoruz. X 0 boyunca limit. Limit. X 0 boyunca yaklaşmak demek, x yerine gidip 0 koymak demektir. Sadece y'li bırakacağız. X yerine 0 koyarsak 0'ın karesi 0 eder. Y ile çarparsak 0. X yerine 0 koydu gitti. Y küp. 0 bölü y küpü hesaplarsak bunun sonucu 0 eder. X eşit 0 boyunca yaklaştığımızda limitin sonucu 0 etti. Bu y'yi yerine koymadan önce bunun sonucunu hesaplayabiliyor muyuz diye bakıyoruz. Bunun sonucu 0 ettiği için sonuç 0 çıkıyor. Şimdi y eşit 0 boyunca yaklaşıyoruz. Şimdilik hala sürekli olma ihtimali taşıyor. F 0 0'ın değeri 0. Biz x 0 boyunca yaklaştık 0 çıktı. Y eşit 0 boyunca limit y yerine 0 koyarız. X 0'a giderken kalır. Y yerine 0 koyarsak yukarısı 0. Burada x küp kalır. Buradaki y yerine 0 koyunca burası gitti. 0 bölü x küp 0 eder. Dolayısıyla bunun sonucu da 0 çıkar. Hala sürekli olma ihtimali devam ediyor. Şimdi y eşit x boyunca yaklaşacağız. Y eşit 2x boyunca da olabilir. Birçok yön olabilir burada. Şu noktanın burada söylediğimiz doğru denklemini sağlaması lazım. 0, 0'ı koyduğumuzda sonuç karşılıklı eşit çıkıyor.
Sıfıra 1 olsa mesela, x yerine 0 koyduğumuzda y'nin 1 çıkması gerektiğinden dolayı artı 1, y eşit x artı 1 boyunca yaklaşmamız gerekirdi. Ama burası 0 0 olduğu zaman y eşit x boyunca, ardından y eşit x kare boyunca bu şekilde yaklaşmaya devam edeceğiz. Y yerine x koyuyoruz. Limit sadece x'li hale dönüşür. X sıfıra giderken y gördüğümüz yere x yazıyoruz. X küp bölü y yerine x koyduk. X küp 2x küp aşağısı. X küpler birbirini götürdü. Limit x sıfıra giderken 1 bölü 2 kaldı. Bunun sonucu da 1 bölü 2'dir. İşte şu an anladık ki bu 0 0 noktasına x 0 boyunca yaklaştığımızda, x 0 boyunca yaklaşmak budur. Düşey bir doğrudur x 0 boyunca yaklaşmak. 0 çıkıyor sonucu. Y çıktı sonucu 0'a yaklaşıyor. Y eşit 0 boyunca yaklaşmak yatay yaklaşmak. Bu şekilde yaklaştığımızda da sonuç 0 çıktı. Ama y eşittir x boyunca şu şekilde çapraz yaklaştığımızda, bu şekilde yaklaştığımızda sonuç 1 bölü 2 çıktı. Her yönden yaklaştığımızda aynı sonucu vermediği için limit yoktur. Sıfıra sıfır noktasında limit yoktur. Bir noktada limit yoksa otomatikman o fonksiyon o noktada süreksizdir. Limit olmalıydı ve sıfır çıkmalıydı ki buna sürekli diyebilelim. Sıfıra sıfır noktası süreksizdir. İki değişkenli fonksiyonlarda süreklilik sorulduğunda fonksiyonun o noktadaki değeriyle limitin o noktadaki değeri birbirine eşit olmalıdır. Eğer bu eşitlik sağlanmıyorsa fonksiyon o noktada süreksizdir. Bunu aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.